Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlere çok güzel ve anlamlı bir video çekeceğim aslında. Biliyorsunuz ki Ramazan ayında hep böyle ailecek ya da akrabalarla böyle iftar yapılır arkadaşlar. Lavinia şu anda arkadan videomu şey yapıyor. Biz de bugün iftar yapacağız. Annemle teyzemin ortak iftarı. Aslında dayımlarda ve anneannemlerde de iftar yaptık daha önce. Ama onları çekmediğim için birazcık vicdan azabı çektim. Bu yüzden de bugün çekiyorum arkadaşlar. Zaten çok güzel ve çok güzel bir iftar olacak. Uğraşacağız bir şeyler için. Neyse, yemek sürpriz olsun. Sabahtan babam gitti, malzemeleri aldım. Hatta birazdan size malzemeleri de gösteririm. Şimdi işte yani bir yarım saat, bir saate kadar teyzemlere çıkacağız ve iftar hazırlıkları başlayacak. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Zeybek ailesine sokakta sahur vlog çekmiştik. Onu da izlemeyenler mutlaka kanalımıza gidip izlesinler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün hepimiz gibi Lavinia'da heyecanlı. Laviş! Ne yapıyorsun annemciğim? Oh, maviş kelebeğim benim. Canım. Bu arada arkadaşlar geçen gün dolabımı düzenledim. Grevdeyim ama dolabımı düzenledim. Çünkü hani sonuçta inşallah grevim duyulursa yani her şekilde bu dolabımı düzenli bir şekilde de taşıyabilirim. Gördüğünüz gibi nasıl olmuş? Sadece yazlık kışlık hepsi beraber düzenledim. Artık üzerimi değiştirip teyzemlere çıkacağım. Hadi o zaman üzerimi değiştirmeye. Hazırlandım arkadaşlar. Hadi o zaman artık iftar hazırlıkları başlasın. Arkadaşlar teyzemlere geldik ama gördüğünüz gibi kuzenlerim de var burada. Yani annelerden önce kuzenler gelmiş. Ömer Asaf ne yapıyorsun? Burada da Fatoş var. Fatoş'um sen nasılsın? İyi. Fatoş bizim prensesimiz. Ömer Asaf da bizim prensimiz. Yakışıklı prensimiz değil mi? Bugün bize yardım edecek misiniz yemek yapmakta? Ederiz. Hem de seve seve yardım ederiz. Gerçekten mi? Arkadaşlar bunlar ikisi kanka. Değil mi? Evet. Orucumuzu ne zaman açıyoruz? Ezan okununca. Neyse yarım saat. Hadi bakalım oynayın. Arkadaşlar şimdi malzemelerimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi buraya koyduk. Ve teyzeme yardım edeceğiz. Malzemelerimizi söyleyeyim birazcık. Burada irmik var. Sonra esmer köftelik bulgur var. Bu aparatla yapıyorlar annemler arkadaşlar. Daha önce de teyzemle yaptılar bu arada. Bu ne bilmiyorum. O da ince bulgur. Şöyle bilmek o, normal şey. Renk. Bunlar kıymalar. Burada kıymalar. Malzemeleri de ortak yaptık arkadaşlar. Çünkü ortak iftar olacak. İftarı da çekeriz bir ihtimalle. Çekeriz. Zeybek ailesinde de iftarı yayınlarız. Evet. İftar sonrasında yayınlarız. Sonra biraz soğan ve ceviz var arkadaşlar. Bütün aşamalarını aynen arkadaşlar. Bütün yapım aşamalarını Tuana sizin için çekecek değil mi Tuana? Arkadaşlar ilk öncelikle içli köftemizin hamurunu hazırlayacağız. Yani bu yüzden bunun bulgurlarını ve irmiklerini koyduk. Şimdi size ölçülerini söyleyeceğim. Aşçı Tuana'cığım. Bizimki söylüyor musun zaten? Bizimki teyze kaç ölçüdendi? Ne? Kaç ölçü? 3 ölçü. 3'er ölçü. Yani ilk önceki içli köftemizin hamuru için biz 3 ölçüden yapacağız. 3 su bardağı ölçüsünden. 3 su bardağı esmer bulgur, 3 su bardağı sarı bulgur ve 3 su bardağı da irmik koydum. Gördüğünüz gibi bakın şu anda böyle ilk önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Arkadaşlar tabii ki de soğan doğrarken ağlıyoruz. Çok iyi. Tuana sanırım sen ilk kez mi bu kadar çok soğan doğradın? Hayır öyle saçmalamıyorsun. Değil mi? Sen de beni acemi bir insanıyorsun. Acemi aşçı değil, nasıl aşçı? Profesyonel aşçı Tuana arkadaşlar bu arada. Sürekli yemek yapıyor. Pro. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz soğanlara doğru. Gördüğünüz gibi bayağı bir soğan doğradığımda gözlerimde tabii ki de... İptal. Faul ol. Şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? İlk önce bunu böyle rulo yapıyoruz. Tamam mı? Al bakalım at şimdi bunu buraya. Koy. Şimdi ben atacağım. Şimdi sen atacaksın. Bekle dur dolayalım az daha. Ömer alsa bak. Ağladım. Al. Hadi bakalım koy. Hop. Ömer alsa. Tamam ben katayım mı? Bu kumbaraya para atmak da bir challenge yani.
Bak bunu şimdi böyle yapsak daha iyi olur. Çok iyi geldi. Paralel hallere geldi. Tamam şimdi olacak. Bu sefer olacak değil mi Ömer? Hı? Bu sefer olacak. Hı? Beni ağlatan soğanların acısını çıkartıyorum şu anda. Arkadaşlar bu sırada da kıymalarımızı kendi yağında kavuruyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda mutfak misler gibi kokuyor. Bugünkü iftarımız bence çok lezzetli olacak. Rondodan getirdiğimiz soğanlarımızı da kavrulan kıymamıza ekliyoruz. Ve içimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Tuana sana ilk kez içli köfte yapacaksın. Evet ben ilk kez yaparım. Şimdi de iç harcımıza cevizlerimizi ekliyoruz. Şu anda Ömer'le oyun yapıyoruz değil mi Ömer? Hı? Ne yapıyoruz? Salıncaktan sallanıyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ve harcımızı hazırlıyoruz. Bir yandan da teyzemin evine kudurtuyoruz. Bir taraftan teyzemizi kudurtuyoruz. Bir taraftan Ömer Asan. Ömer gel. Tuğbişim ne kadar koydun salça? 3 tatlı peşe. Bu arada hoş geldin kanalımıza, YouTube kanalımıza. Daha doğrusu Tuana'nın kanalına. Tuana ZB'ye çekiyor çünkü Tuana bunu. Arkadaşlar bunun içine çiğ yumurta atmıyoruz. Haşlanmış yumurta atıyoruz. Hayır. Ben haşlanmış yumurta kullanıyorum. Hadi bakalım kır. Ve iç harcımız hazırlanıyor arkadaşlar. Yumurtaları da kırdığıma göre. Şimdi dalacaksın, yoğrulacak. Teyzem dalsın. Teyzem dalsın, tamam. Teyzemize bırakıyoruz bu işi. Normalde bu arada biliyorsunuz değil mi? Bunun böyle yapılıyor ya hamuru. Yuvarlak yapıp da kızartılıyor. Arkadaşlar bu arada kardeşimin de şey var. Instagram hesabı var. Takip ederseniz şuraya aşağıya bırakalım değil mi? Evet, teyzenin arkadaşlar. Instagram hesabını. Açıklamalara evet, ya da yorumlara yazarız. Alt tarafa hemen bırakalım. Ekrana. Ekrana bırakalım. Tarifli. Evet Tuba'cığım söyleyebilirsin. Tuğba'nın tarifleri. Arkadaşlar kapak fotoğrafı dahil çoğu şeyi ben hazırladım. İsmi evet. De ben buldum zaten. Ve çok güzel tarifler paylaşıyor. Benim sponsorluğumda olan bir hesap. Aynen hemen aşağıya bırakacağız. Böyle güzel tariflere meraklı arkadaşlar bence girip sayfayı incelesinler değil mi? Ve takip edin bence. Dahil her şey var arkadaşlar. Aynen. Gördüğünüz gibi şu anda içli köftemizin hamuru artık yoğrulmaya başladı. Ve teyzemin de dediğine göre yani işin en ehli noktası buymuş arkadaşlar. Ve daha bunu da katacağız. Tuba zor olan bu mu? Evet. Zor olan hamurun yoğurma. Marifet hamurunda. Tuana duydun mu? Öğren bunları. Marifet hamurunda. Hamurunu düzgün yapamazsan o zaman çatlar. Güzel açılmaz. Arkadaşlar... Bunun son halini, sofradaki hali merak ediyorsanız mutlaka Zeybek ailesindeki iftar vlogu kaçırmayın. Çünkü iftar vlogu nereye çekeceğiz? Zeybek ailesine çekeceğiz. Evet. İftara hazırlık Tuana Zeybek'te olsun ama iftar vlog Zeybek ailesine kalsın istedik. Tuana da bu ara esnemeler, uyku halleri, sırt ağrıları. Nine oldun, Nine Tuana sen. Merhaba. Nine Tuana. Hamurunun tutması için... Ben bir de böyle dış hamuruna bir miktar kıyma ilavesi yapıyorum. Daha sonra hepsini beraber tekrardan harmanlayacağım. Teyzemiz tarif verdi bu arada. Ben de YouTube'a çektim Tuba Hanımcığım. Seni verdiğim tarifte. Arkadaşlar ben artık dayanamıyorum. Pes ediyorum. Birazcık uzanmaya gidiyorum. Annem artık geri kalan işlemleri size çeksin. Sonra seni çağıracağız ama. İyi, tamam. Arkadaşlar ben çekeceğim sonra Tuana'yı çağıracağız tamam mı? Hadi, hadi sana iyi dinlenmeler. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda içli köftelerimiz hazırlanıyor. Teyzem burada yoğuruyor. Yengem burada bastırıyor. Ve annem de iç harcını koyup üst üste koyup ve sonuç bu şekilde arkadaşlar. Tam ağzımıza layık çok güzel hazırlanıyorlar. Ve evet arkadaşlar karşınızda pes eden bir Tuana var. Annemler hala yapıyor ama ben kaçtım. Gerçekten çok yorucu bir iş bu arada. Siz de denemek isterseniz bu tarifle denersiniz. Arkadaşlar Ömer Asaf şu an bu seviyorum değil mi? Sen beni sevdin mi? Sevdim diyor. Arkadaşlar biz bittik ama içli köfteler de bitmiş bizimle beraber. Şimdi annem size onları göstersin. Bakın biz çok mayışlık uygunluk geldi. Ben artık orucumu bozuyorum. Arkadaşlar şimdi içli köftelerimiz hazırlanmış.
Ve bunlar iftardan önce, yaklaşık iftardan bir saat önce kızartılmaya başlayacak. Ömer Asaf, acıktın mı? Kaç tane yiyeceksin Ömer Asaf? 3 tane mi? Tuana sen kaç tane yiyeceksin? 18. Yok artık. Akşam iftar vlogda arkadaşlar Zeybek ailesine çekeceğim. Bakalım Tuana kaç tane içli köfte yiyecek iftarda. Bakalım iftarda kaç tane yiyecek. Bu arada masa hazırlama falan da var. Bunların hepsini Zeybek ailesine çekeceğiz. Anne ver Tuana'ya, ver diyor. Ben kıyamam sana ya. Vermeyeceğim Tuana'ya. Tuana hak etmedi. Kızıyor Ömer Asaf bak. Tobiş. Ömer sen bana verirsin değil mi? Şimdi biz Ömer Asaf'la bize ineceğiz. Büyük ihtimalle çocuklar bize. Ve giyineceğiz değil mi Ömer? Tamam. Hazırlanacağız. Tamam. Yemekler bye hazır mı? Hazır. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, size bugün çok güzel bir iftar hazırlık vlog çektim. Ramazan ayı bitmeden önce gerçekten ben güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum. Fakat son aralar birazcık bitkin olsam da şimdi kendimi toparladım. Artık iftara da saatler kaldı, yani sayılı saatler kaldı. Az kaldı. Aynen. Son bir saat. Baya az. Çoraplarını göstermek istiyorum. Son bir saat. Ha, çorap. Tayt çorap. Evin içindeki kombinin baya bir ilginç. Tövbe yarabbim. Neyse arkadaşlar, benim videom buraya kadardı. Bu tarz videolar için Videolike YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zeybek ailesinde daha önce çektiğimiz sahur vlog var arkadaşlar. Ayrıca iftar vlog da gelecek. Bay bay, hoşça kalın.